İnternette ne satarım dediğinizi hep duyuyorum. Hep videolarımın altında yorumlarda abi ne satabiliriz, en çok hangi ürün satar gibi sorular geliyor. İşte bugün internette en çok satılan ürünler serimizde misafir edeceğimiz 3-5 tane yeni ürün grubu var. Sizlere yeni ürünlerden bahsedeceğim ve bunların satışlarını daha da nasıl arttırabilirsiniz videonun içerisinde sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Bu video serilerini kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videoya başlayalım. Selamlar, kanalıma hoş geldin. Yepyeni bir video ile karşındayım. Bu kanalda dijitali, girişimciliği, e-ticaret projelerini, borsa ve yatırımları ve sizlere tabii ki tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü konumsa e-ticaret satıcıları için internette en çok satılan ürünler arkadaşlar. İnternette en çok satılan ürünler arasında bugünkü misafirlerim, tabii ki videonun ilerisinde size sürpriz olacak bu. Hemen söylemeyeceğim burada. İnternette en çok satılan ürünler para kazandırır mı? Evet, kazandırır ama arkadaşlar şunu aktarmam lazım. Bu ürünlere bir şeyler katabilirsiniz. Yani bu ürünleri rakiplerinizden biraz daha ayırabilirsiniz. Kendinizi biraz daha rakiplerinizden ön plana çıkaracak satış stratejileriyle beraber ya da fiyat kampanyalarıyla beraber bu ürünlerin satışlarını artırabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizi rakiplerinizden ayırır ve tabii ki cironuzu katlamanıza sebep olur. İnternette satılan ve satışlarının sürekli arttığı birçok ürün grubu var. Bunlar elektronik eşyalar, mutfak ürünleri, çeyizlik ürünler, ne bileyim aydınlatma ürünleri vesaire birçok grup var arkadaşlar. Ama siz kendi alanınızda, kendi sektörünüzde olan ürünlere yatırım yapmalısınız. Kendi sektörünüzün yani size yakın olan ürünler içerisinden ürün grubu seçerek aslında ürün gamınızı geliştirmelisiniz. Çok başka ürünlere girerseniz, hiç anlamadığınız farklı farklı alanlara girerseniz maalesef başarısızlık riskiniz artıyor arkadaşlar. O yüzden bilmediğiniz alanda yatırım yapmayın. Bildiğiniz ürün gruplarına girin. Şimdi ise sizi bugünün en çok satan ürünlerine doğru götürüyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bu videoların devamı geliyor. Sizlere seri bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve her hafta düzenli olarak sizlere bu videoları aktarmaya çalışıyorum. Şimdi en çok satan ürünleri inceleyelim. Ve bu ürünleri nasıl bulabileceğinizi, toptancılarını, üreticilerini nereden bulabileceğinizi de size bu videoda aktarıyor olacağım. Hadi hemen videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi trend yolu baz alarak ben size anlatacağım. En çok Türkiye'de en çok kullanılan alışveriş platformlarından bir tanesi tabii ki Trendyol. Şimdi en çok satılan ürün, bugün size ben 3-4 tane farklı ürün grubu göstereceğim. Tabii ki bu ürün grupları ilerleyen günlerde farklı farklı ürün grupları, farklı farklı örneklerle beraber bu videonun devamı gelmeye başlayacak. Şimdi mesela şu an Trendyol'un çok satanlar kısmına girelim sizinle beraber. Tüm kategoriler yapalım arkadaşlar. Biz bunu kadın yapalım. Şimdi bakın, Trendyol'da şu an çok satan ürünler kadın kategorisinin içerisinde hangi ürünler var? Mesela bir çorap grubu yapılmış. Sonra beraber inceliyoruz şimdi. Genelde giyim grubu var, görüyor musunuz arkadaşlar? Çoraplarda dikkat edin, set olarak yapılmış, yani setler halinde gidiyor. Ve dikkat ederseniz bakın, kadın giyim grubunda özellikle çok böyle cafcaflı desenli şeyler çok da fazla yok. Yani genelde daha sade, kombinlenebilen, mesela sade bir ceket, işte sade bir yine bluz galiba bu. Bluz diyelim biz buna. Yani daha çok sade ürünlerin olduğunu, mesela gri tekli atlet. Şimdi bu ürünün özelliği ne? Bu ürünü böyle de kullanabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Ceketle de kullanılabiliyor. Üstüne farklı farklı kombinler de yapılabiliyor. Yani kullanıcıların ürünleri geliştirebildiği modeller daha çok satıyor. Aslında anlatmak istediğim şey bu. Yani alan müşteri kendinden de üzerine bir şeyler katabiliyor. Alan müşteri, ürünü alan müşteri işte bunu ceketle kombinleyebiliyor. Farklı farklı işte şifon tüllerle kombinleyebiliyor. Böyle kullanabiliyor. Farklı farklı kendine göre, yani özelleştirilebilir ürün kategorisine giriyor aslında. Mesela bir ürünümüz bu. Bu tarz ürünleri ya da buna benzer, buna yakın farklı ürünleri bularak bu şekilde satışlarınızı arttırabilirsiniz. Mesela bakın, çorap setleri. Ya bu çorabı tek satarsanız şu an Trendyol'daki fiyat politikalarından dolayı bu tarz çorapları tek satamazsınız. Sattığınız zaman pahalı bir maliyeti olur. Dolayısıyla da satışlarınız çok düşük olur arkadaşlar. Ama elinizdeki çorap gibi, eldiven gibi ya da işte mesela bere gibi, mesela 3-4 renk farklı farklı bere grubunu bu şekilde kombinleyerek satabilirsiniz. Ya da
İşte bir bileklik ya bir kolye tarzı mesela kolyeleri bileklikle kombinleyebilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Kolye diyelim. Mesela 925 ayar bir kolyeymiş bu. Bu kolyeyi siz buradaki fiyatla yarışmak yerine buradaki fiyatla acaba ben bunun altına nasıl düşerim gibi düşünmek yerine bu ürünü bir kolyeyle bir işte küpeyle vesaire kombinleyip 219 lira yerine 300 liraya satabilirsiniz. Bu avantajları bu şekilde satış tekniklerini düşünün arkadaşlar. Yani sadece buradaki ürüne odaklanıp mesela bu kolyeleri nereden bulabilirsiniz? Bu kolyeleri Beyazıt'taki gümüşçülerden bulabilirsiniz. Beyazıt'a gittiğinizde o kadar çok gümüşçü var ki hepsinden bu ürünleri bulup istediğiniz şekilde istediğiniz farklı modelleri de yine Beyazıt'taki gümüşçülerden yapabilirsiniz. Ama şunu da söylemem lazım. Dikkat edin gittiğiniz atölyelerdeki üretim yapan firmalar kendileri de Trendyol'da satış yapıyor olmasınlar. Buna dikkat etmeniz lazım orada. Mesela sonra gelelim. Kolye modellerini boş verdik arkadaşlar. Mesela şu örneği vereceğim. LED ampul grupları mesela. Bakın burada rustik ampul bu şekilde. Mesela 55-30'dan satılıyormuş şu anda bu ürün. Ama emin olun bu ürünü alanların hiçbiri bunu tek almıyorlar arkadaşlar. Çok nadirdir yani. Ben bunu bizzat danışan firmalarımdan biliyorum. Danışan firmalarım bunu çoğu tek satmıyor. Bunu hep işte beşli. Mesela beşli olduğu zaman daha avantajlı oluyor. Hem firmanın avantajına geliyor hem müşterinin avantajına geliyor. Tamam tekli de satılabilir. Tekli de mutlaka satılır ama emin olun set yaptığınız zaman bu tarz ürünleri çok daha fazla satabilirsiniz. Yani özellikle yani bu ampul patlayan bir şey. Yani sürekli her evin ihtiyacı, her evin kullanması gereken bir ürün. O yüzden bu tarz ürünleri daha böyle avantajlı setler yaparak satabilirsiniz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi mesela buradan kadın kategorisinden çıkalım. Size ben başka örnekler vereyim. Mesela süpermarket kategorisine bakalım. Karadut gözü demiş. Bakın 18 bin tane yorum var arkadaşlar. Zühre Ana. Bakın ismi bile, markanın ismi bile sempatik. Bizim Türkiye'de duygulara dokunmadan bu tarz ürünlerde özellikle böyle organik ürünlerde, gurme ürünlerde insanların işte Zühre Ana, Hacı Kadın, işte ne bileyim Fadime Bacı falan gibi kelimeleri kullanarak, isimleri kullanarak insanların duygularına dokunarak buradaki satışlarınızı ve ürünlere olan sempatiyi arttırabilirsiniz. Bu ürünleri İstanbul'da Mega Center, Ankara'da Gimat Toptancılar sitesi işte hangi şehirdeyseniz artık oranın toptancılar sitesinde vesaire bulabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz ilin, ilçenin kırsal kesimlerinde yine bu şekilde bu ürünleri yapan çiftlikler vardır. O çiftliklerden kendi adınıza da üretim yaptırabilirsiniz. Bu da bir örnek tabii. Bu biraz bir spesifik bir örnek ama mesela bakın bu Zühre Ana daha neler satıyormuş. Bakalım inceleyelim firmayı. Tüm ürünler diyelim. Bakın görüyor musunuz? Hemen kampanyalar çıkıyor karşımıza. 2 alana 3 bedava vesaire. Yani mağazanızı bu şekilde konfigüre ederek satışlarınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın tamamını kendi ismiyle yapmış. Hani size diyorum ya işte markalaşmak, marka tescili, kendi ürünlerinizi satmak, üretici olmak çok önemli bir şey diye. Ya şu ürünü üretmek için gidip de kendine tesis kurmuyor bu firma. Bunu üreten laboratuvarlar var. Fason üretim yapan şirketler var. Orada ürettiriyor arkadaşlar. Yani illa her şeyi ya bizim atölyemiz var, fabrikamız var gibi düşünmeyin. Dışarıda da üretim yaptırabilirsiniz. Mesela tekrar gelelim çok satanlarda başka ne var? Islak mendil temizleme havluları mesela. Yani şunu düşünebilirsiniz. Biten, azalan ve tekrar eden ürünleri düşünebilirsiniz. Mesela ıslak mendil bunlardan bir tanesi. Yine temizleyici ürünler bunlardan bir tanesi. Kullanıyorsunuz bitiyor, kullanıyorsunuz bitiyor. İşte kolonya tarzı. Ya da ne bileyim harcandıkça biten ve yenilenen ürünler. Mesela bakın bu ürün bir süre sonra kırılıyor. Ucunu satıyorsunuz. Kendisinin sapı kırılıyor. Ben daha bugüne kadar benim evde kullanıp da kırmadığım paspas sapı kalmadı yani. Bir şekilde kırılıyor. O yüzden bu tarz ürünleri düşünerek aslında satışlarınızı arttırabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa, eğer alım gücünüz varsa arkadaşlar. Yani etrafınızda bu şekilde top mesela bu ürünleri. Yani bunu İstoş'ta bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun üreticilerinin yerleri var İstoş'ta. Yine ıslak mendil vesaire gibi şeyleri yine gıda toptancıları, kuru gıda toptancıları hallerinde bulabilirsiniz. Veya firmaların adını yazarak
Bu firmaların bayilerini, distribütörlerini internet üzerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani toptancıyı nereden bulacağız diye sorduğunuz zaman cevap bu aslında. Biraz araştır mesela Domestos, bakın bir tane satsa pahalı gelir. Ama set yapmış, altılı satıyor. 210 liradan satıyor. Çok iyi bir rakam bence. Yani müşteri olarak siz de bunu görseniz alırsınız zaten. Hani ürün gamınızı bu şekilde geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha böyle kombinler yaparak, altılı setler, üçlü beşli setler yaparak çoğaltabilirsiniz. Bir de başka bir kategoriye bakalım sizinle beraber. Ayakkabı, çanta. Zor alanlardan bir tanesi. Mesela bakın ürünleri alıp da şunu örnek vereyim. Bakın ürünü alıp da kuru bir ayakkabının fotoğrafını koymamış. Nasıl giyildiğini koymuş, videosunu atmış. Bakın. Çok satmak için, çok satan ürünler arasına girmek için bu şekilde çeşitli videolar, kombinler yaparak aslında ürünlerdeki satışlarınızı bakın ne kadar güzel çekmiş, görüyor musunuz? Yani bunu almamak için bir sebep yok yani. Desenlerini koymuş. Ayrı ayrı ürün kartı açmak yerine mesela varyant yapmış. Bu da çok önemli bir şey. Oldu ki modelin biri tuttuğu anda itibaren diğer modellerinde tutma ve satış potansiyeli artıyor. Yani eğer aynı ürünün farklı varyasyonları varsa mutlaka varyantlı bir şekilde ürün açın ki diğer üründe peşinde gitsin. Bakın ayakkabı yani çok güzel bir şekilde çekilmiş. Farklı farklı açılardan çekimler yapılmış. Çok da hoş duruyor yani. Düz bir ayakkabıyı da koyabilirdi buraya arkadaşlar. Ayakkabı toptancılarını biliyorsunuz zaten. Yeşil Direk'te, Eminönü Yeşil Direk'ten yüzlerce çeşit ayakkabıyı bulabilirsiniz. Bu arada videonun altına kanalınızı incelememi isterseniz, hani kanalınızı daha doğrusu mağazanızı incelememi isterseniz videonun altına mutlaka linkini bırakın arkadaşlar. Sizin de mağazanızla alakalı genel durumu inceleyip kısa kısa videolar yapmak isterim. Hem de mağazanızın durumuyla alakalı, eksikleriyle alakalı yorumlarımı da diğer kullanıcılar da buralardan kendilerine dikkat edecek noktaları çıkararak faydalanabilirler. Videonun altında mağazalarınızı belirtebilirsiniz. Yine farklı sorularınız olursa da videonun altında bekliyorum. Bir sonraki çok satan ürün gruplarında görüşmek üzere. Evet, bu haftanın en çok satılan ürünlerini sizlere aktarmaya çalıştım. Bu ve bunun gibi videolar devamında kanalımda geliyor arkadaşlar. Daha iyi farklı ürün gruplarını, daha çok kazandıran ürün gruplarını ve sizlere faydalı videolar, içerikler üretmeye çalışıyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Umarım e-ticaret hayatınızda, iş hayatınızda çok başarılı olursunuz. Bu arada çeşitli soru, görüş, öneri ve yorumlarınız varsa da mutlaka videoda yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Hepsini kademe kademe cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.